Amerikan haber sitesi The Huffington Post bu arada Biden yönetiminin İsrail'in olası savaş suçlarını araştırdığını iddia ediyor. Şimdi bu habere göre şöyle ki yani aynı zamanda İsrail'in eylemlerinde Amerikan menşeli silahların kullanılmasına ilişkin bir inceleme de yapılıyormuş. Bakalım. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in olası savaş suçlarını araştırıyor. İddia Amerikan haber sitesi The Huffington Post'ta yer aldı. 3 haber kaynağına dayandırılan habere göre Amerikalı yetkililer İsrail'in savaş suçları konusunda harekete geçti. Bir devlet görevlisi Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmiş olabileceğine inandıkları Gazze'deki eylemlerini araştırdığını söyledi. Savcıların bu tür örnekleri aylardır incelediğini belirtti. Söz konusu görevli ve Dışişleri Bakanlığı'nın bir personeli, Dışişleri Bakanlığı'nın aynı zamanda İsrail'in eylemlerinde Amerikan menşeli silahların kullanılmasına ilişkin inceleme yaptığını da kaydetti. Biden yönetimi geçen sonbaharda Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanan silahların üçüncü taraflarca sivillere zarar vermek için kullanılıp kullanılmadığının izleneceğini ve uluslararası hukuk ihlallerine ilişkin kanıtların takibinin yapılacağını açıklamıştı. The Huffington Post'ta konuşan başka bir kaynakta bir konsey yetkilisinin Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in uluslararası hukuka uyup uymadığına ilişkin değerlendirmeler yürüttüğünü söylediğini aktardı. Habere göre Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin İsrail'in uluslararası hukuku savaş suçu teşkil edecek biçimde ihlal ettiğine dair resmi bulguları nihai olarak yayınlayıp yayınlamayacakları henüz bilinmiyor.